Merhabalar sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden boşaltım sistemini anlatmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hemen konumuza şöyle hızlıca bir giriş yapalım. Bir önceki videoda dedik ki amonyağı parçalıyoruz dedik. Şeyi parçalıyoruz dedik, proteinleri. Proteinleri parçalıyoruz, açığa amino asitler çıkıyor dedik. Proteinleri parçalıyoruz, açığa amino asitler çıkıyor. Amino asitleri parçalıyoruz solunumla. Açığa ne çıkıyor? Amonyak çıkıyor. İşte en zehirli dediğimiz madde amonyaktır arkadaşlar. Şimdi amonyak şeklinde amonyağı bizlerde karaciğere gönderirsin. Ornitin döngüsü banko test sorusudur. Ornitin döngüsüyle bunu üreye çevirirsin ve üreye çevirirsin ve bu şekilde dışarıya doğru atarsın. Tamam mı? Şimdi bakın. Bu azotlu atıklara bakacağız. Buradan mutlaka soru gelir. Tamam bak, mutlaka soru şeklini de vereceğim. Nasıl sorulacağını da vereceğim. Güzelce de kafaya çakacağım abiciğim. Azotlu atıklar olarak amonyak, amonyağın parçalamasıyla da üre, daha sonra bir daha parçalanmasıyla ürik asit meydana geliyor. Bak bir daha söylüyorum. Azotlu atıklar neymiş? En kralı amonyak. Tamam mı? En zehirlisi amonyaktır. Amonyağın biraz parçalanarak seyreltilmiş hali üredir. Ürenin seyreltilmiş hali ürik asittir. Bak unutma. Zehir miktarına göre size sıralama yaptıracaklar. O zaman en zehirlisi amonyaktır. Ondan sonra üredir. En az zehirlisi ürik asittir. Şöyle kafanızda kalsın. Amonyağı parçalarsam üreye, bunu parçalarsam ürik asite doğru gelirim şeklinde kalsın ki zehir oranı mantıken kafaya oturmuş olsun. En zehirlisi amonyak, sonra üre, sonra ürik asit. Bak şimdi mevzu ne biliyor musun? Mevzu şu. Amonyağı dışarı atacaksın. Bak çok zehirli bir madde. Çok zehirli bir madde. Şimdi evrimsel sürece göre nerede başladı hayat? Suyun içerisinde başladı. Bak bakıyoruz, suyun içerisinde başladı. Şimdi amonyağı dışarı atabilmek için veya şöyle söyleyelim, her şey suyun içinde başladı. Daha sonra kara ortamına çıktın. Kara ortamına çıktığın anda artık her yerde su yok. Bak her yerde su yok. Kara ortamına çıktığın anda her yerde su yok. Su son derece önemli. Özellikle vücudun içerisindeki su son derece önemli. Biliyorsunuz vücudumuzun bayağı bir çoğunluğu %60'ının üzerinde neden meydana geliyor? Su. Hatta bazı organlarda %90'lara yakın oran sudan meydana geliyor. Yani karaya çıktığın anda su senin için son derece önemli bir hale geliyor. Bu suyu fazla dışarı atmak istemezsin. Amonyağı dışarı atabilmek için de amonyak çok zehirli olduğu için çok suyla dışarı atılır. Bak mantık düz mantık, tamam mı? Amonyak çok zehirli olduğu için çok suyla dışarı atılacak. O zaman bakacağım abicim. Karaya çıktığım anda bu amonyağı suyla, bol suyla dışarı atmak istemem. Neden? Çünkü benim vücudumun içindeki su son derece önemli. Her yerde su yok. Bu suyu kaybetmek istemem. O yüzden su salınımını, yani suyu dışarı atmayı aza indirmek için amonyağı ne yapıyoruz? Parçalıyoruz. Bak parçalamamızın nedeni bu. Geliyoruz. Neye parçalıyorum? Amonyağı parçaladım. Üreye parçaladım. Bazıları ürik asite parçalıyor. Tamam mı abicim? İşte nedeni bu. Az suyla dışarıya atmak. O zaman hemen yorum yapıyorum. Tamam mı? Aralarında atım gerçekleşirken en fazla suyu kimde harcarım? Amonyakta. Daha sonra kimde? Ürede. En az suyu nereden harcarım? Ürik asitte. Yani neye göre geldik? Zehirlilik oranına göre geldik. En zehirlisi hangisi? Amonyak. Ondan sonra üre. Ondan sonra ürik asit. Geldim. En fazla suyla dışarı atılacak hangisi? En zehirli olanı. Amonyak. Ondan sonra üre. Ondan sonra ürik asit. Bak olay bu kadar basittir. Tamam mı? Şimdi geldim. Kimler ne şekilde atılıyor? Hemen yorum yap ya. Suyla kim atabilir? Suya ihtiyacı olmayan canlılar atabilir. Nerede? Suyun içerisinde yaşayan canlılar olacak. Bitti, bu kadar. Tamam mı? Omurgasızlar, balıklar ve larva kurbağalar. Bak nerede yaşıyor? Suyun içerisinde yaşıyor. Suya çok fazla ihtiyaçları yok. Her yer su. Mantık bu. O zaman ne şekilde atılıyor? Atacak. Amonyak şeklinde atacak. Tamam mı? Amonyak şeklinde atacak ve harcanan su oldukça fazla. Oldukça fazladır. Tamam mı abicim? Sonra geldim. Ondan sonra üreye. Bakın şöyle öğrenin. Mevzu şöyle öğrenin, tamam mı? Üreyi direkt olarak şöyle öğren. Biz üre şeklinde atıyoruz ya. Tamam bak, biz insanlar, memeliler yani üre şeklinde atıyor. Bir de ergin kurbağalar üre şeklinde atıyor. Bir daha söylüyorum. Ergin kurbağalar ve biz üre şeklinde dışarıya doğru atıyoruz.
Amonyak şeklinde atanlar kimler? Balıklar, kurbağa larvaları ve omurgasızlar amonyak şeklinde atıyor. Amonyak şeklinde atıyor. Çünkü bunların suya fazla ihtiyacı yok. Ama bizim çok var. O yüzden biz ne yapıyoruz? Parçalıyoruz. Geriye kalanlar kim kaldı? Sürüngenler kaldı. Böcekler kaldı. Kuşlar kaldı. Bunlar ne şekilde atıyor? Ürik asit şeklinde atıyor. Bir daha biz üre ve ergin memeliler üre. Bak memeliler ve ergin memeliler diyor. Memeliler ve ergin kurbağalar üre. Geliyorum suyun içinde yaşayan canlılar, balıklar, kurbağa larvaları ve omurgasızlar amonyak şeklinde atıyor. Geliyorum kuşlar, böcekler ve sürüngenler. Kuşlar, böcekler, sürüngenler ürik asit şeklinde atıyor. Olay bu kadar basittir, tamam mı? Şimdi en çok gelen soruyu söylüyorum. Size enerjiyi soracaklar. Bak harcanan enerjiyi soracaklar. Harcanan atım yapılırken harcanan enerjiyi soracaklar. Şimdi bakın arkadaşlar. Amonyak şeklinde atmak için fazla enerji harcamasın. Neden? Suyla dışarı atıyorsun. Bak ozmoz yani. Anladın mı? Suyun içerisinde dışarıya doğru atıyorsun. Suyun içerisinde dışarı atıyorsun. Tabii tamamıyla ozmoz demiyoruz. Aktif taşımayla da atılır abicim balıkların bazılarında. Şöyle söyleyelim bunu. Amonyağı suyla dışarı atıyorsun. Yani amonyağı suyla dışarı atarken çok fazla enerji harcamıyorsun. Ama amonyağı üre şeklinde atmak istersen amonyağı reaksiyona sokup parçalıyorsun. Parçalarken de açılan açığa yani ATP kullanıyorsun. Anladın mı? Bak mevzu bu. Amonyağı üre şeklinde atabilmek için önce amonyağı üreye parçalıyorsun. Yani ATP harcıyorsun. Bak gördün mü? ATP harcadığın için az miktarda enerji yani çok miktarda enerji harcıyorsun. Bir de üreyi ürik asite çevirmek için enerji harcarsan amonyaktan ürik asite gelene kadar bak gördün mü daha fazla enerji harcamış oluyorsun. O yüzden ürik asite şeklinde atmak çok enerji gerektirir. Az su gerektirir ama çok enerji gerektirir. Tamam bak bunu bileceksiniz. Çok enerji gerektirecek en fazla enerji ürik asit şeklinde atarken. Olay bu kadar basittir. Şimdi bir kere daha tam anlamıyla kafanıza sokalım. Çünkü bu son derece önemli bir konu arkadaşlar. Buradan soru gelir. Buradan testlerden gelir. 3 tane atık şeklimiz var değil mi? Amonyak şeklinde atıyorduk. Ondan sonra üre şeklinde atıyorduk. Bir de ürik asit şeklinde atıyorduk. 3 tane atım şekli var. En zehirlisi bu. Zehir oranına bakarsak en zehirlisi bu. Al sana 3 yıldızlı zehri var. Ürenin 2 yıldızı var. Ürik asitin 1 yıldızı var. Yani en az zehirli olan ürik asit. Tamam mı? Ürik asit. Kimler? Hemen nasıl ezberlettik size? Kimler dedik? Üre şeklinde bir kere bizim attığımızı biliyorsun. Memeli. Memeli ve ergin kurbağa. Bak ergin kurbağa üre şeklinde atıyor. Amonyak şeklinde atan canlıları ne öğrettim? Suya ihtiyacı yoktur. O zaman nerede? Suyun içinde yaşayacak, tamam mı? Çünkü amonyak atmak için bol su lazım. Suyun içinde yaşıyorsun. Nesin abicim? Sen balıksın ya, balık. Artı kurbağa larvasısın, suyun içerisinde yaşıyorsun. Ve omurgasızlar amonyak şeklinde atıyor. Geldim abicim, ürik asit şeklinde atacak olanlar. Kimler? Geri kalanlar. Böcekler, kuşlar ve sürüngenler ürik asit şeklinde atıyor. Şimdi geldim su miktarına göre. Su miktarına. Amonyağı atmak için, amonyağı atmak için bol su gerektirir. O yüzden elemanlar, suyun içinde yaşayan canlılar gelip amonyak şeklinde dışarı atıyor bunu. Geldim üreye. Üreyi dışarıya atabilmek için, üreyi dışarı atılmak için biraz daha az su, tamam mı? Az su diyorum. Ürik asiti dışarı atmak için en az su. En az su ürik asit şeklinde dışarı atanlarda. Tamam mı? En fazla su bol su amonyakta. Enerjisine bakıyorum. Amonyağı dışarı atmak için enerjiye ihtiyaç yok. Tek yıldızlı. Suyla gönder gitsin. Amonyağı üre şeklinde atabilmek için ne yapıyoruz? Amonyağı üreye çevirebilmek için ATP harcıyoruz. Parçalıyoruz. Üre açığa çıkıyor. Enerji harcanımı 2. Geliyorum. Bir de üreyi ürik asite çevirmek için ATP harcarsan amonyaktan ürik asite gelene kadar daha fazla ATP harcadığını için en fazla enerji ürik asit atılımında gereklidir. Sakın unutma. Ters orantı var abicim. Kafaya bunu çak. Anladığını düşünüyorum. Anlamadıysan şöyle videoyu bir kere daha geriye al. Burayı güzel bir şekilde dinle ve kafaya at. Ama azotlu atıklar dediğimiz zaman nelermiş bunlar? Amonyak, üre ve ürik asit şeklinde 3'e ayırıyoruz. Tamam mı? Geldik bakın şimdi bizlere geldik, insana geldik, memelilere geldik, tamam mı? İnsanlarda, memelilerde bak
Amonyak hangi döngüyle üreye çevriliyor? Bak hangi döngüyle? Banko test sorusu. Amonyağı getirirsin abicim karaciğere. Karaciğerde parçalarsın. Karaciğerde parçalarsın. Yeri sorulacak. Bu döngünün adı ner? Ornitin döngüsü. Amonyağın üreye parçalanması ornitin döngüsü. Nerede meydana geliyormuş? Karaciğerde. Banko test sorusu. Karaciğerde alıyorsun. Bak amonyağı alıyorsun. Gördün mü? İki molekül amonyağı alıyorsun. Bak iki tane amonyağı alıyorsun. Karbondioksitle reaksiyona sokuyorsun. İki molekül amonyağı alıyorsun. Birazdan göstereceğim. Karbondioksitle reaksiyona giriyorsun, sokuyorsun. Bakın arkadaşlar, bu reaksiyon gerçekleşirken banko test sorusu. Yani en sonunda getireceğim, üreye çevireceğim. Ama üreye çevrilirken arkadaşlar bak, su reaksiyona girebiliyor. Su reaksiyondan çıkabiliyor. Yani su reaksiyona girebiliyor. Su reaksiyondan çıkıyor. Yani su hem girer hem çıkar. Ama bakarsan daha fazlası çıkıyor abicim, tamam mı? Bir molekül girerken iki tanesi dışarıya doğru çıkıyor. Gördüğünüz gibi. O zaman amonyağı karaciğerde üreye çevirebilmek için 2 mol gördüğünüz gibi amonyakla karbondioksit birleştiriyorum. Suyu reaksiyona sokuyorum. Açığa ne çıkıyor? Üre artı su açığa çıkıyor. Yani su hem tepkimeye giriyor hem tepkimeden çıkıyor. Bunu bileceğiz. Döngünün adı ne? Ornitin döngüsü. Nasıl? Ornitini bir de şuraya ornitin ekliyorum. Bak bir de buraya ornitin eklerim. Ornitin 2 mol su, gördüğün gibi ornitin 2 mol amonyak, daha sonra karbondioksit, sonra suyu reaksiyona soktum. Ornitini önce sitrüline çeviriyorum. Sonra sitrülin arjinine çevriliyor ve sonrasında açığa ne çıkıyor? Üre çıkıyor. Bak bu ornitin döngüsü. Sana şunu ornitin, sitrülin, arjinin diye soracağını zannetmiyorum. Ama bir kere daha ezberle, son derece zor değil, basit bir olay. Ornitini önce sitrüline, sitrülini arjinine, arjininde daha sonra üre şeklinde dışarıya atılıyorum tekrardan ornitine dönüşürken. Bu bir döngü. Döngünün adı ne? Ornitin döngüsü. Nerede gerçekleşiyor? Karaciğerde gerçekleşiyor. Maksat ne? Amonyağı üreye çevirmek. Amonyağı üreye çevrilmesi. Neden amonyağı üreye çeviriyor? Bir de bunu bölelim ya. Neden amonyak üreye çevriliyor? Çünkü amonyak şeklinde atmaya kalksaydı vücudumdan çok su atması gerekiyordu. Ama ben bu suyu dışarı atmak istemiyorum. Neden? Karada yaşıyorum. Su benim için son derece önemli. Her yerde suyu bulamam. Bu suyun fazlasını atmak istemem. O zaman ne yapacağım? Daha az suyla atabilmek için amonyağı üreye çevireceğim. Bazı canlılarda çok daha az suyla dışarı atabilmek için amonyağı ne yapıyor? Ürik asite çevriliyor. Bak tamamıyla nedeni budur arkadaşlar. Geleceğiz. Bir kere daha şunu söyleyelim. Bak görüyorsun. Bir molekül üre sentezi için, bir molekül üre açığa çıkarabilmem için iki molekül amonya reaksiyona sokuyorum. Bir molekül karbondioksiti ve 3 ATP harcıyorum. Bak banko test sorusu. Gördün mü? Bir molekül üreyi direkt olarak bir molekül üreyi meydana getirebilmek için, yani amonyağı parçalayıp üreye meydana getirebilmek için iki tane amonyağı reaksiyona sokmam lazım. Karbondioksiti sokmak lazım. Ornitini sokmam lazım. Ve toplamda 3 ATP açığa çıkarmak değil de parçalamayarak açığa ne çıkaracağım? Üreyi çıkaracağım. Bitti, olay bu kadar basittir. Yani bir tane üre meydana getirebilmek için 3 ATP harcıyoruz. Gördünüz mü? O zaman ürik asiti düşün de daha fazla ATP harcadığın için en fazla enerjiyle dışarı atılan ürik asit. En az suyla dışarı atılan ürik asit. En fazla suyla dışarı atılan amonyaktır abicim, bunu da biliyoruz. Geliyoruz bak ornitini gen ve enzimlerle, zaten enzimsiz bu iş gerçekleşmez. Enzimleri de meydana getiren genlerdir. Açığa ne çıkıyormuş? Sitrülin, gene arjinin ve en sonda açığa ne çıkıyor? Üre şeklinde açığa çıkmış oluyor abicim, tamam mı? Bak son derece önemlidir. Bunu da anladığını düşünüyorum. Yani bir amonyağı üreye çevirmek için 3 mol ATP harcandığını artık öğrendin. Bu döngünün adı neydi? Ornitin döngüsü. Ornitin döngüsü nerede gerçekleşiyordu? Karaciğerde. Banko test sorusu. Karaciğerde gerçekleşen bir tepkimedir. Bunu da bileceğiz abi. Arkadaşlar artık geldik. Bu atımları anlattık. Hangisi zehirli, hangisi az zehirli,
Nedir? Amonyak nedir? Amonyak çok mu zehirli? Atımı için çok mu sola suya ihtiyacı var? Karada yaşayanlar nasıl özelleşmiş? Bunlardan bahsettik. Bir sonraki dersimizde de insan boşaltım sistemine geçeceğiz. Bak çok keyifli bir konudur. Çok soru gelir arkadaşlar. Basit bir konu olduğunu da anlayacaksınız. Bir sonraki videomuzda artık insan boşaltım sistemine geçmiş olacağız. Kanalımıza hala abone değilsen abone olup bizlere destek olabilirsin. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından bizlere arkadaşlar soru da gönderebilirsiniz. Yorum da gönderebilirsiniz. İstekleriniz varsa onları da gönderebilirsiniz. Önerilerinize de açığız arkadaşlar kanalımızı daha iyi yere getirmek için. Haberiniz olsun. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.